Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Ethernet ağımıza iki tane PLC'miz takılı 14S. Bunları bulup bunların IP'lerinin ikisinin de aynı hat üzerinde olması için bakacağız. Şu anda ben kablosuz olarak bağlıyım Wi-Fi'ye. Wi-Fi'den bağlantı sağladım. Kablosuz Ethernet bağlantısı. Buradan Delta'nın DCI software'ını açtıktan sonra arkadaşlar şurada search var. Search'e tıklıyoruz. Evet, kablosuz olduğu için biraz zaman alacak. Tek olarak bağladığınızda direkt bilgisayarınızın Ethernet portuyla bağlayıp değişimi yapabilirsiniz. 14S'yi S serisini biraz bekledikten sonra karşımıza böylece çıkartmış olduk. Bizim ağımız 192.168.0 üzerinde. Daha önceki bir piyasamız bu şekildeydi. Şimdi bu piyasamızı da biz değiştireceğiz hepsini arkadaşlar. Bunu da sıfıra çekeceğiz. Normalde standart olarak geldiğinde zaten 192, 168, 1.5 olarak gelir. Bunu biliyoruz. Evet, üzerine gelip çift tıkladığımızda arkadaşlar bu kısma geçmiş olacağız. Burada cihazımızla ilgili bilgiler. Burada modem yine cihazımızla ilgili bilgilerimiz, değiştirebileceğimiz bilgilerimiz, statik IP'miz. Evet, HTTP yapabileceğimiz. Data Exchange dediği iki modül arasında bilgi alışverişi yapmak istediğimizde ve bunu kullanacağız. Burada diğer güvenlik ayarlarımız var. Şu bezeye geliyoruz arkadaşlar. Şurasını sıfır yapalım. İkinci cihazımıza 0.6 olsun. Tamam diyelim. Şu altta görüyorsunuz. Lütfen diyor. Piyasayı stop butonu alınız diyor. Evet, biz görmüş olduk. Piyasamız stop butonu dedi zaten. Benim için. Şimdi stop butonu aldık. Tekrardan bir refresh edelim. Cihazlarımıza bakalım. Evet. TPS olarak çıktık. Şöyle bir kapatıyorum programı. Tekrardan ağımıza bağlı cihazlarımızı bir bulalım. IP'leriyle. Evet, gördüğünüz gibi IP'sini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyoruz iki tane DVP serisi. Bu bir, bu da ikinci 06 dediğimiz, bu da 05 IP numarası verdiğimiz kısımlarımız. Şurada modeme bağladık. Modemle de kablosuz olarak şu anda telefon diyorum, pardon, bilgisayarımıza bağlı şekilde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.